Arkadaşlar merhaba, kanalım Çaredo'ya hoş geldiniz. Sizlerle yine birlikteyiz. Zack Snyder's Justice League'in incelemesine devam ediyoruz. 6. bölüme geldik. Something Darker'la incelemeye devam ediyoruz. Diredikten sonra Clark'ın Louisa'lı uçtuğunu görmüştük. Şimdi onların çiftlik evine geldiğini görüyoruz. Clark evi görür görmez tanıyor ve orada hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyor. Ve konuştuğu zaman da Louis ilk kez konuştun deyince daha önce hiç konuşmamış mıydın diyerek şaşırıyor. Yani aslında ne kadar az şey hatırladığının bir göstergesi. Daha sonra eve girdiklerinde ise Louis eski bir gömleği çıkarıp, Clark'ın gömleğini çıkarıp Clark'a giydirip hafızasını tekrardan geri kazanmasını sağlıyor. Bu da bilirsiniz, hafızasını kaybedenlerde yaygın bir yöntemdir. Eski tanıdık gelecek eşyaların arasında götürmek veyahut da onlarla temas halinde bulundurmak. Louis de aynı yöntemi kullanıyor ve Clark'ın hafızasını geri kazanmasını sağlıyor. Ve Clark hatırladıktan sonra da ilk söylediği şey, annem burayı severdi oluyor. Ben de severdim diyor. Burasından kastı bence sadece ev değil. Ben de severdim derken dünyayı da kastediyor diye düşünüyorum. Dünyayı da artık ev olarak kabul ediyor çünkü. Daha sonra takımı Batcave'e gelirken görüyoruz Bruce Wayne'in önderliğinde. Orada Alfred'in bir anlık bir bakışı var böyle. Hani ilk önce her zamanki gibi Batman'in geldiğini düşünüyor ama arkasındaki takımı görünce tekrardan bir dönüp böyle şaşırmış bir bakışı var. O an çok böyle neşeli, güzel, hoş bir an. Sonrasında da zaten Bruce'un arkadaşlar bu Alfred, ben onun için çalışıyorum demesi yine Alfred Bruce arasındaki ilişkinin ne kadar esprili olabileceğini ve ne kadar böyle samimi olduğunu bir göstergesi. Ve orada yine takım Alfred'in önünden geçerken zaten daha önceden tanıştığı Diana'yı görüyor. Onunla bir selamlaşma. Akabinde Cyborg gayet cool bir şekilde geçiyor. Devamında Barry kendine özgü sevimliklerini yapıyor ve en son Aquaman'de geçerken iyiymiş burası Alfred modunda devam ediyor. Ve orada şunu görüyorsunuz, hani böyle Bruce Wayne hep yalnız olmuş bir karakter. Hiç tek ailesi Alfred ve uzun yıllar sonra Batcave'e birilerini getirmiş. Ailesine arkadaşlarını tanıştıran yaramaz çocuk havası var biraz orada. Alfred'de de korumacı baba tavrı var ve hani bu mu arkadaşların, bu serserileri nereden buldun havasını biraz insan hissediyor. O sahnenin öyle bir tatlı kendine göre havası var. Benim çok hoşuma gitti izlerken. Daha sonra takımı Batcomputer'ın başında görüyoruz. Motherbox'ların yerini tespit ediyorlar ve o yeri tespit ettiklerine Diana oranın neresi olduğunu biliyor. Aşırı radyoaktif bir yer olduğunu da biliyor. Çernobil kazasından sonra o hale geldiğini, ancak Cyborg bu durumun artık geçerli olmadığını, çünkü Motherbox'ların bir şekilde çevredeki o enerjiyi emdiğini ve güç kazandığını söylüyor. O yüzden artık o bir radyasyon tehlikesi yok oraya gitmek için. Ancak Motherbox'ların bu enerjiyi emebilmeleri dışarıdan da ayrılmalarını imkansız kılıyor. O yüzden herhangi bir patlama vesaire onlara sadece daha fazla güç veriyor. Ayırmak için farklı bir yönteme ihtiyaçları var. Ve tek seçeneği herkes biliyor ama belki dillendiremiyor. Cyborg orada bir adım öne çıkıp ben Motherbox'lara bağlanacağım ve içeriden onları zayıflatacağım. Daha sonra ayıracağız diyor. Buna ilk karşı çıkan kişi de Diana oluyor. Biraz böyle takımın annesi havası var. Cyborg'u öyle bir tehlikenin içine atmak istemiyor. Çünkü bunlar dünyaları yok edebilen muazzam güçlü makineler. Ve tam olarak orijinleri, bir güçleri vesairenin sınırı bilinmiyor. Ve şeytani güçleri var düşündüğünüz zaman. Diana da bunu bildiği için senin korkularına, en zayıf yönlerine saldıracaklar. Sen onlara bağlandığın an onlar da sana bağlanmış olacak. Victor bunu yapamazsın diye itiraz ediyor ama Victor da işte filmin başındaki diyaloğa dönüyor. Madem bu Bluetooth, bunu kullanmam gerekiyor, bunu sen söylüyordun. İşte şimdi zamanı ve yeri. Zaten ben ölsem de ölmesem de bir şey değişmeyecek. Eğer bunları yok edemezsek zaten dünya yok olacak diye noktayı koyuyor. Daha sonra Aquaman bunun çılgınca bir fikir olduğunu belirtmek adına cehennemde ordusuyla savaşacağız tarzında bir cümle kuruyor ve bizi DC Fandom'da yayınlanan fragmanın sonundaki muazzam konuşmanın olduğu sahneye geçiriyor burası. Ve orada Flash, madem ki bu güçlü bir yaratık ve yüz binlerce gezegeni yok ederek geldi, orada da başka süper varlıklarla karşılaşmış olması gerekiyor ve hepsini yenmiş olması gerekiyor. Doğru tahmin ediyorum değil mi? Dediği zaman da Bruce Wayne o ünlü sözü söylüyor. Daha önce hangi cehennemde ne kadar zebaniyle savaştığı beni ilgilendirmiyor. Daha önce bizimle savaşmadı, biz birlikteyken asla savaşmadı. Nathas United'ı söyleyip takım konuşmasının en gazlı halini yapıyor ve orada zaten savaşçı orijinli olan Aquaman, Wonder Woman'ın suratlarına baktığınız zaman doğru mesajı aldıklarını ve gaza geldiklerini görebiliyorsunuz. Daha sonra tekrardan çiftlik evine dönüyoruz. Burada Clark'ın yüzük üzerinden gönderme yapıp Louis'e bunu evet olarak kabul ediyorum dediğini görüyoruz. Bu da artık bize Clark'ın tamamıyla döndüğünü, hafızasını komple geri kazandığını gösteriyor. Clark'ın yanında beyaz bir kelebek uçuyor, eline falan konuyor. Bunu da şöyle yorumlayacağım, birkaç şeye yoracağım. Bir, sanki sarı diye aklımda kaldı ama şu an rengini tam hatırlayamadım. Buraya görselini koyacağım, oradan göreceksiniz. Man of Steel'da bir kelebek sahnesi vardı. O kelebek, yanlış hatırlamıyorsam, sanki böyle zincirlerin arasında duruyordu. Bu da bana şunu anımsatıyor. Sanki o dönem Clark daha Superman olmamıştı. O filmde Superman olduğunda da daha Superman'in ilk günüydü. Bir nevi
henüz zincirlerini kırmamıştı. Ama şimdi ölümden geri döndü. Yani yaşamı da tattı, ölümü de tattı bir nevi. Artık zincirlerini kırdı tamamıyla. Ve yeni bir yola giriyor. O yüzden bu sefer kelebek özgür ve uçuyor. Birinci demek istediğim bu. İkincisi, kelebek bir nevi zaten yaşama geri dönüşü, başkalaşımı simgeliyor. Düşündüğün zaman önce tırtıl olarak başlıyor. Sonra kozaya bürünüyor. Akabinde de kelebek olarak ortaya çıkıyor. Clark'ın da yaşadığı aslında buna benzer bir süreç var diyebiliriz. Önce tırtıldı. Man of Steel'lık genç, Superman olmayan kişiydi. Daha sonra Superman oldu ve kozasına büründü. Çünkü Doomsday ile savaştı, öldü ve mezar onun için koza oldu. Şimdi o kozadan çıktı. Artık kelebek ve özgür. Üstelik de yeni bir rengi var. Siyah suiti giyecek. Ve son olarak bunu bana bir arkadaşım söyledi ama doğruluğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece ondan aldığımı söyleyeceğim ama muhtemelen doğrudur diye düşünüyorum. Beyaz kelebek Japonlarda, Japon kültüründe ölülerin ruhunu temsil edermiş. Yani eğer bir yakınınız, bir büyüğünüz ölmüşse onun ruhunu temsil edermiş. Beyaz kelebek geldiği zaman onun geldiğine inanırlarmış. Orada da beyaz kelebeğin gelmesi sanki böyle Jonathan Kent'in gelmesi havasını vermiş gibi geliyor o şekilde. Yani o ona yormuştu ilk izlediğinde, öyle söylemişti bana. Şimdi onu söylediğini sadece size aktarıyorum. Dediğim gibi doğruluğunu da bilmiyorum tam olarak. Ama bu şekil birden fazla mana çıkıyor bence o sahneden. Ve orada Clark bana ikinci bir şans verildi ve benim bunu boşa harcamaya niyetim yok diyor. Orada da artık tamamıyla umutla geri döndüğünü görüyoruz. Ve akabinde zaten Martha Kent geliyor ki gördüğü anda o şaşırmış ve sevinmiş surat ifadesi. Bir annenin o şoku, ölümden dönen bir oğlunu görüyor sonuçta. Ve ona doğru koşuyor. Orada Lois'le bir araya gelişleri, sarılmaları ve akabinde Clark'ın beni bir sebepten geri getirdiler ve ben bunun ne olduğunu bulmak zorundayım. Şimdi gideceğim anne dediği zaman orada Martha Kent'in yaşadığı endişeyi görebiliyorsunuz. Oğlunu bir kere kaybetti, bir kez daha kaybetmek istemiyor ama yapabileceği bir şey yok. Dünya belli ki bir tehlike altında, onu getirdiler. Buna izin vermek zorunda. Ki orada yine Lois'in Martha Kent'e bir bakışı var. Hani o empatiyi kurduğunu hissedebiliyorsunuz. Gerçekten çok böyle duygusal olarak güzel çekilmiş bir sahne. Tekrardan Batcave'e dönüyoruz. Burada Cyborg'u Flying Fox'un şeması üzerinde çalışırken görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Flying Fox uçamıyor. Öyle bir sıkıntısı var ve onu çözebilecek olan yegane kişi de orada Victor. O yüzden onun şeması üzerinde çalışıyor. O onun üzerinde çalışırken de arka tarafta Flash'la Aquaman'in konuşmasına şahit oluyoruz ki bence filmin en dokunaklı, en güzel anlarından biriydi. Aquaman bir şekilde daha babasını yeni kaybetmiş bir çocuktan dünyayı kurtarmasını, belki de evrendeki en güçlü makinelere karşı gelmesini bekliyoruz. Ona çok yükleniyoruz tarzında konuşuyor ve Flash şaşırıyor orada, hani umursamadığını düşünüyordum diyor. O da hiçbir zaman umursamadım demedim diye cevap veriyor. Bu da filmdeki bence en güzel diyaloglardan biri. Evet, istediği kadar sert, kırılmaz, umursamaz gözüksün Aquaman ama özünde öyle olmadığını biliyoruz. İlk bölümden de biliyorduk. Bruce Wayne bunu yüzüne vurmuştu. Her ne kadar bu sert çocuğu oynasan da işte dünyanın dört bir yanındaki insanlara iyilik ve yardım götürüyorsun. Bir şekilde denizlerden ulaşıyorsun. Sen busun, bir kahramansın diyordu ve burada yine bir kez daha onu görüyoruz. Her ne kadar dışı öyle göstermeye çalışmasa içinden farklı bir karakter olduğunu görüyoruz. Ve yine bu diyalog bize Cyborg'un filmde ne kadar fazla yük taşıdığını gösteriyor. Ve Zack'in dediğinin doğru olduğunu gösteriyor. Cyborg bu filmin kalbi. Daha sonra Bruce Dayan'a konuşmasına geçiyoruz Batcave'de yine. Burada da Bruce Wayne Dayan'a şunu anlatıyor. BVS'teki aslında gördüğü rüyayı söylüyor ve burada, tam burada gördüm. Bir hatta rüya değil, ön sezi diyor onun için. Rüyadan fazlası olduğunu farkında. Barry Allen geldi ve bana Lois Lane'in anahtar olduğunu söyledi diye Diana'ya anlatıyor. Diana da bunu normal kabul ediyor çünkü her kalbin bir anahtarı vardır. Lois Lane Superman için anahtar. Bu gayet mantıklı diye söylüyor ama bunu şuna yorumlayabiliriz. Hani sadece aslında bu filmlik bir şey değil. Düşünün zaten, tamam, bu filmde Lois belki anahtar görevi gördü. Clark'ın hafızasını geri kazanmasını sağladı ama çok daha ötesi için bir mana taşıdığını daha önceki geleceği gösteren sahnelerde gördük. Lois'in ölümünün Clark'ı ne kadar karanlık bir yola sürükleyebileceğini gördük. O yüzden Lois anahtar. Filmde aslında bunu sürekli işte bu şekilde tease ediyor. Ve burada da şunu görüyoruz. Bruce Wayne Batman sadece buradaki dirilmede bir anahtar rolü olmadığının farkında. Daha fazlası olduğunun farkında. O yüzden zaten Something Darker, daha karanlık bir şey deyip bu bölümün ismiyle o sahneye bir nokta koyuyor diyebiliriz. Ve oradan Alfred'e geçiyoruz. Flying Fox'un uçtuğunu gören, artık uçabildiğini gören Alfred. Çünkü çok uğraştı, zamanında tamir edemedi. Büyük bir sevinçle Bruce Wayne'e sesleniyor. Daha sonra takımı asansörle yukarı çıkarken, Flying Fox'a giderken görüyoruz. Orada Cyborg uçmak onun doğasında var diye Flying Fox için söylüyor. Yani ben sadece doğasında olan bir şeyi gerçekleştirdim diyor. Ve orada Bruce Wayne yine dönüp Cyborg'a senin de doğanda var
dediği zaman aslında evet artık böyle bir cyborgsun. Bunu değiştiremeyiz ve bu senin doğan, kabullen manasında yine bir takıma liderlik eden, Cyborg'a destek olan kişi oluyor. Ve oradaki Bruce Wayne'in artık değişimi o kadar inanılmaz ki önceden gördüğü her meta insanı düşman kabul edip ağzına ağzına vuracak karakter. Orada Cyborg'a destek oluyor. Alfred'e dönüp de o gelecek biliyorum diyor. O gelecek dedik işte Superman. Alfred de buna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dediği zaman da inanç Alfred, inanç deyip cevap veriyor. Gerçekten bu Bruce Wayne karakterinin Batman v Superman'de tüm umudunu yitirmiş, karanlığa düşmüş, son bir intihar görevi arayışında olan karakterden şimdi dünyayı kurtarmaya giden ve en zor anda bile inancından vazgeçmeyen bir karaktere dönüşmesi muazzam bir karakter gelişimi hikayesi. Ve tekrardan Rusya'ya dönüyoruz. Burada Steppenwolf'un Motherbox'ları artık birleşime hazır hale getirdiğini görüyoruz. Kefaretimi ödeyeceğim çok az kaldı diyor. Çok mutlu çünkü bu dünyayı ele geçirip Darkseid'a bir kere anti yaşam denklemini sunduktan sonra artık kefaretini ödemiş, cezasını çekmiş, evine dönecek kişi olacak. Hani oradaki hissiyatını aslında iyi kötü anlayabiliyorum. Askerlik yapanlar bilir. Bir an önce bitse de eve dönsem hissiyatı yaşarsın. Borcumu ödesem de vatana gitsem dersin. Belki de Steppenwolf'un çektiği his de öyle bir şey. Daha 50 bin gezegen daha kazanmaktan kurtulacak ve bir anda erken terhis almış gibi evine dönecek. Oradaki o hissiyatı hani dediğim gibi askere gidenler varsa benim gibi empati kurabilir, anlayabilir. Ve Motherbox'lar birleşmeye başlarken bir ses dalgası yayıyorlar. Bu ses dalgası dünyanın dört bir yanında duyuluyor. Yani gerek Amazonlarda duyuluyor, gerek Atlantis'te duyuluyor, gerek insanlarda duyuluyor ama her yanda bir şekilde bir yankı yaratıyor ve bir titreşim veriyor. Akabinde takımı Flying Fox'un içinde görüyoruz. Birlikte bir plan yapıyorlar ve Cyborg işte bir projeksiyon yaratmış. Orada oluşturulan o kubbeyi gösteriyor ama kubbeyi gördüğü anda Bruce Wayne zaten zayıf noktayı görüyor. Evet, düşman diyor ön kapıdan saldırı beklememiş ve ortadaki direk onun zayıf noktası. Onu yıktığım anda kubbe yıkılacak, herkes içeri girebilecek diyor. Ön kapıdan saldırı beklememiş deyince de Flash orada bir espriyle yine davranıyor ama hani kimse o kadar çılgın olacaktır diye düşünmemiştir diyor. Yalnız kimse bu espriye gülmeyince, başta Diana olmak üzere istediği geri dönüşü alamayınca orada Barry'nin bir surat ifadesi var. Onu da buraya koyacağım. O da çok hoşuma gitti. Ve sonrasında yine ana planı kendi aralarında konuşurlarken Barry tekrardan bir espri yapıyor. Son dakikada yapması gereken yüksek enerji vermesi Cyborg'a kısmına sevginin gücü diyerek bir geyik yapıyor. Ancak onun da bir karşılığını bulamıyor. Aksine bir de Cyborg'dan azar yiyor. Ondan sonra tamam yüksek enerji vereceğim diyor. Orası bana şöyle bir şeyi acaba dedirtti. Bu sevginin gücü muhabbeti Wonder Woman filminin sonunda geçen bir şeydi. Ancak biz biliyoruz ki orijinal senaryo ve orijinal çekimlerde son biraz daha farklıydı. Onun senaryosunda Zack Snyder yazmıştı. Ancak daha sonra stüdyo zorlayıp farklı bir sonu tekrardan çektirdiler. Bunu Patty Jenkins kendisi de söyledi bu arada. Acaba o sevginin gücü muhabbeti stüdyonun zorla koydurttuğu bir şey de Zack buraya küçük bir mizahi eleştirme attı diye düşünüyorum. Belki, bilmiyorum. Ve yine bu planda şunu görüyoruz ki Victor birinci kale, en önemli şey o. Motherbox'ları içeriden zayıflatabilecek yegane ve o. Victor'a gerekli enerjiyi verebilecek ikinci öğe Flash. Yani bunlar sinemadaki versiyonda hiçbir önemi olmayan iki karakterken şu anda Motherbox'ların birbirinden ayrılmasının en önemli iki karakter. Aksine diğer karakterler Aquaman, Wonder Woman, Batman o ikisi işini yaparken zarar görmesin, rahat rahat çalışabilsin diye yan bir şekilde yardımcı olacak karakterler pozunda kalıyorlar. Bu da açıkçası o karakterlere bir adalet sağlamış. Oradan Krypton gemisine geçiyoruz. Clark'ın Krypton gemisine gittiğini, orada kendine giyecek yeni bir suit aradığını görüyoruz. Gemi ona bir bir farklı Krypton suitlerini gösteriyor, opsiyonlar açıyor. Hatta orada klasik mavi kırmızı kostümünü de görüyor ama Clark o sırada kameranın bize göstermediği farklı bir suite bakıyor. O da biliyoruz ki tabii ki siyah suit. Sonra onu alıp dışarı çıkıyor. Bence burada siyah suite'in iki anlamı var. Birincisi evet bildiğimiz şey işte solar suite diye geçiyor ve güneş enerjisini daha fazla yemiyor. Daha çabuk toplanmasını sağlıyor. Rejenerasyon sağlıyor. Esas amacı bu. Ama ikincisi de bana şöyle geliyor. Siyah suit Kryptonların normalde giydiği bir suit. Yani düşündüğünüz zaman babası falan hep böyle siyah olanı giyiyordu. Sanki dünyayı kabul ettiği kadar artık Kryptonlu mirasını da kabul etmiş gibi bir anlam çıkarıyorum ben oradan. Onu giyip gidiyor çünkü. Ve orada iki babasının da konuşması var çünkü. Düşündüğünüz zaman arkada hem Jonathan Kent'in hem de Jor-El'in sözleri geçiyor. Yani iki tarafın da mirasını kabul ediyor ve siyah suit'i giyip arkadaşlarının yanına doğru uçuyor. Burada da tekrardan ilk uçuşun ikinci versiyonunu görmüş oluyoruz. Yine epik müzikle birlikte ve en sonunda güneşin karşısına geçip kollarını açıp tüm gücünü toplayıp gitmeden önceki o muazzam pozunu da görüyoruz.
takımı Flying Fox'un içerisinde hazırlanırken görüyoruz. Sırasıyla Diana, Bruce, Arthur ve Barry'i görüyoruz ki Barry'nin orada böyle yogavari hareketlerle adeta metabolizmasını yavaşlatmaya çalışması, sakinleşmeye çalışması, belki de içlerindeki tek savaşçı olmayan tip olması küçük bir dokunuş gibi geliyor bana. Cyborg da savaşçı değil belki ama en azından çok fazla silah sistemine sahip artık. Takım Rusya'ya vardığında Bruce Wayne takıma ne olursa olsun ilerleyin, sizi bunun için bir araya getirdim diyor ve orada Batman'in bu durumdan sağ çıkamayacağını düşündüğünü görüyoruz. Ki Diana'nın bakışları aslında bunu anladığını gösteriyor. Daha sonra da Flying Fox'la kubbede bir delik açıp içeriye girmeyi başarıyor. Ve akabinde de kuleyi yıkıp takıma yol açıyor. Steppenwolf önlem olarak tüm paradigmalara gidin, birleşmeyi koruyun, buraya kimseyi yaklaştırmayın diyor. Zaten Bruce Wayne'in de istediği bu, paradigmaları tamamen üstüne çekip takıma yol açmak. Sadece Steppenwolf'la baş başa kalmalarını sağlamak. Ancak tabii Diana bunun farkına varıyor ve hemen gidelim deyip bir şekilde Bruce'u kurtarmak için öne çıkıyorlar. Biz orada Batmobile ve Parademon arasında geçen muazzam bir aksiyon sahnesi görüyoruz. Ve tam Bruce'un işi bitti derken Diana atlayıp Bruce'u kurtarıyor. Ve yine bu konuda 1-0 öne geçiyor. Tabi sadece Diana değil, Flash, Cyborg, Aquaman hepsi birden yardıma geliyorlar. Ve orada biz o epik takım pozunu görüyoruz. Slow motion'a birleştirilmiş harika bir sahne olmuş. İşte bu noktadan sonra takımdaki üyeler hem birbirlerine yardımcı olup hem de bazıları ilk defa güçlerini tamamıyla serbest bırakıp Parademon'ları bir bir temizlemeye başlıyorlar. Ve orada yine Wonder Woman bir kez daha Batman'i büyük bir ışından kurtarıyor ve durumu 2-0 yapıyor. Anayüs'e kadar geldikten sonra orada Aquaman, Flash'a sen git hızını kazan bundan sonrası bizde diye esas Flash'ı yapması gereken göreve yolluyorlar ve Cyborg'u bir şekilde Motherbox'lara doğru götürmek için harekete geçiyorlar. Batman ise yukarıda Parademon'ları bir bir temizleyip büyük bir artık uzaylı cannon, uzaylı topunu ele geçirirken görüyoruz. Ki ele geçir diyor büyük topla da Wonder Woman'ın çevresindeki 2-3 tane Parademon'u temizleyip durumu ister 2-1 yapıyor deyin, isterseniz temizle diğer Parademon için bir gol sayın, öne geçiyor deyin. Artık orası size kalmış ama küçük bir Wonder Beta'nı yaşıyoruz. Ve birbirlerini sürekli bir şekilde kurtarmaya devam etmeleri bence güzel bir romantik ilişkinin farklı bir yönü. Ve akabinde görevine geçiyoruz. Orada Alfred'i Bruce'un arabasını tamir ederken işte üzerinde çalışırken görüyoruz. Ve Superman geliyor. Superman'i gördüğü anda da yani sevinçle karışık bir şok yaşıyor aslında bakarsanız. Çünkü kendisi geleceğine inanmıyordu. Bruce Wayne inanıyordu ama gördüğü zaman da Bruce'un haklı çıktığını görüyor. Ve daha fazla haklı olmasını istiyor. Daha fazla yanılmak istiyor. Geleceğini söylemişti ama umarım çok geç olmamıştır diyerek de ekliyor. Ve tekrardan Rusya'ya dönüyoruz. Aquaman'le Cyborg'u Steppenwolf'un dikkatini dağıtmak için arkasında geçip bağırdıklarını görüyoruz. Artık takım halinde çalışmaya başladıklarının da bir göstergesi bu. Ve beraber saldırıp Steppenwolf'u en azından bir anlığına da olsa yere seriyorlar. Derken Diana geliyor. Orada Steppenwolf Diana'yı kışkırtmaya başlıyor. İşte adadaydım, adanı yaktım, kız kardeşlerini öldürdüm vesaire şu bu şeklinde Diana'yı kışkırtıyor. Ve Diana üzerine tam saldırırken orada çok hoşuma giden bir an var. Arkada Aquaman bir anlığına Cyborg'a dur yapıyor. Yani bu da aslında şunu gösteriyor. Aquaman'le Wonder Woman ikisi de savaşçı eğitimi almış karakterler. Savaş anında birlikte taktik geliştirebiliyorlar. Veyahut da birinin hareketini görüp diğerinin ne yapacağını sezip ona göre hareket edebiliyor. Ama Cyborg böyle bir eğitim görmemiş. O yüzden Aquaman'ın orada onu bir anlık durdurması ve Wonder Woman'a tek başına saldırma şansı vermesi. Akabinde kendisinin saldırışı. Bence bu filmdeki çok güzel bir dokunuş. Ve orada yine bir şey. Cyborg'un saldırı stillerine dikkat edin. Genelde Amerikan futbolu omuz atışları vesaire üzerinden kurgulanmış. Yine karakterin orijinine sadık kalmak, filmdeki hikayesine sadık kalmak adına güzel bir dokunuş. Bu sırada Flash dışarıda sürekli daire çizerek koşup gelmesi gereken hıza ulaşmaya çalışıyor. Ve bu sırada Aquaman da Wonder Woman da Steppenwolf'u oyalamaya çalışıyorlar. Böylece Cyborg oradan sızıp direkt Motherbox'lara ulaşıyor. Ancak Steppenwolf şakaya gelecek bir düşman değil tabii ki. Hem Diana'yı hem Aquaman'i rahatlıkla egale edip Cyborg'a ulaşıyor. Onu ele geçirdiğini gördüğü anda da Diana artık köprüleri yıkıyor. Yani orada bir vuruşta o köprüyü yıkıp aşağıya düşmelerini sağlıyor. Böylece Cyborg yukarı uçarken onlar Steppenwolf'u yakalayıp kementle aşağı doğru çekmeye başlıyorlar. Cyborg'a zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Burada yine bir Amazon'la bir Atlantis'le birlikte çalışırken görüyoruz ki bu artık iki düşman ırkın bir arada dünyanın kaderi için savaşması adına güzel bir dokunuş yine. Ancak orada Steppenwolf'u aşağı çektikten sonra Steppenwolf yalanlarına devam ediyor. Daha doğrusu yalanla karışık doğrularına devam ediyor ve bir şekilde Diana'yı kışkırtıyor. Bu boşluktan da yararlanıp hem Diana'yı hem Aquaman'ı pataklıyor ve orada Aquaman'ın tehlikede kaldığını gören Diana kalkanını alıp taşların onun üzerine düşmesini engellemek adına araya giriyor. Bu da Steppenwolf'a tekrardan Cyborg'a ulaşmak için istediği süreyi kazandırıyor.
Cyborg bu sırada Motherbox'lara bağlanıyor ancak bağlandığı gibi kontrolü ele alamıyor. Bir an için artık bir vizyon mu görüyor çünkü orada gözleri çok açılıyor. Zor bir durumda kalıyor ve hatta bağlantıyı kurmakta zorlanıyor. Bu sırada Flash da artık hani bir şekilde bunu sürekli sağlayamam, bu hızda sürekli kalamam. Bir an önce bağlan Victor diye bağırıyor, zor durumda. Ve Steppenwolf gelip baltasını kaldırıp Darkseid için diyerek tam Cyborg'a indirecekken biz esas olanı Superman'in sahneye girerken görüyoruz. Omzuna inen baltanın ona hiçbir etkisi olmuyor ki buna benzer bir görsel çizgi romanlarda vardı. Eğer bulabilirsem buraya koymuş olacağım, göreceksiniz. Ve DCU'da Snyderverse'de ilk defa Superman'i dondurucu nefesini kullanırken görüyoruz. Üfleyip baltayı dondurup bir vuruşla paramparça ediyor ve ondan sonra Steppenwolf'u acımasızca dövmeye başlıyor. Duvara fırlattığı Steppenwolf'a lazer ışınlarını atmadan önce orada böyle bir anlığına gözleri çok net gözüküyor. Bu da bana şunu düşündürdü. Man of Steel'da o lazer ışınlarını kullandığı zaman hiçbir kontrol sahibi olamıyordu. Direkt kör oluyordu. BVS'de biraz daha kontrol sahibi olmaya başlamıştı. Bu filmde bence artık tamamıyla kontrolünü almış durumda. O konuda bir sorun yaşamıyor. Ve Superman'in gelişi artık ekibe bir rahatlık veriyor. Orada Diana ile Arthur'un bakıp da işte sonunda geldi, kendine gelmiş, yaşasın modundaki suratları zaten her şeyi anlatıyor. Daha sonra Superman Steppenwolf'u yere çakıyor ve orada Diana'nın o ayağa kalkarken üzerine kendi klasik saldırısıyla giderken ki yüzündeki gülümseme her şeyi anlatıyor. Ki bir sonraki sahnede de Aquaman yine mızrağıyla vurmaya giderken gayet şov yapıp mızrağını çevirip sallayıp döndüre döndüre gelip vuruyor. Yani artık Steppenwolf'u şamar oğlanı çevirmeye başlıyorlar orada. Ve Superman de gelip tepesine binip arka arkaya yumruklar, ışınları vesaireyi yaparken sabahları hiçbir şekilde hasar görmeyen zırhın parçalanmaya başladığını, hatta boynuzunun kopup gittiğini görüyoruz. Ancak buraya adı bile olmayan muazzam bir kötü karakter devreye giriyor burada. İnternet ona Gary ismini taktı. Gary the Parademon diyorlar. Bir Parademon bir şekilde Bruce Wayne gelmeden önce Flash'ı böğründen vurmayı başarıyor. Karnından, kenardan bir yerden vurmayı başarıyor ve Bruce Wayne gelip onun beynini patlattığında iş işten geçmiş oluyor. Biz bir kez daha Flash'ın burada ne kadar yara almaya açık olduğunu, ekibin belki de bu konuda en zayıf üyesi olduğunu görüyoruz. Aslında olması gereken tabii ki Batman ama kritik bir rolü olduğu için belki de orada hikayeyi dramatize etmek adına tabii ki Flash'ın bunu yaşaması daha doğru. Barry dışarıda iyileşmeye çalışırken içeride biz tekrardan takıma dönüyoruz. Steppenwolf'u yerde tokat manyağı yaparken Superman arkada boom tüp açılıyor ve oradan biz Apokalips'i görüyoruz. Hatta Darkseid'in bir saniyeliğine de olsa böyle o klasik ellerin arkada birleştirdiği pozdan arkaya doğru döndüğünü görüyoruz. Onu çok kısa bir süreliğine gösteriyor bize. Ve orada boom tüpün en önünde duran kişi Wonder Woman, onun bir arkasında Aquaman var. İkisi en öndeler ki düşündüğün zaman Nightmare Timeline'da ölecek ilk iki karakter. Apokalips güçleriyle dünyanın savunucuları birbirine öyle bön bön bakarken o sırada Barry iyileşmeyi sağlayamıyor. Motherbox'lar Unity'yi sağlıyor ve o muazzam patlama oluyor. Her şey son buluyor. Derdim ama öyle olmuyor tabii ki. Evet, patlama oluyor ama orada Barry daha önce de muhabbetini yaptığım el hareketini yapıyor. Zamanı yavaşlatıyor. Burada kendini iyileştiriyor ve akabinde o kralı yıkmak zorundasın, beni kırmak zorundasın. Şimdi ışıktan daha hızlı koşmak zorundasın tarzı bir konuşma yapıp muazzam bir müzikle birlikte koşmaya başlıyor. Orada en güzel şey, hoşuma giden bir dünya tamamıyla yok olmuş oluyor. İlk başta aslında uzay boşluğunda koşuyor. Daha sonra dünya arkasından yavaş yavaş oluşarak gelmeye başlıyor ve giderek önüne geçiyor. Hani zamanı o şekilde geriye alması o kadar hoş ve güzel olmuş ki görsel olarak. Ve orada koşarken de son kez babasına bir nevi sesleniyor. Hani ne olursa olsun bunun sonucu ne olacağını bilmiyorum ama şunu bil isterim ki oğlun en iyilerden biriydi. O cesur savaşçıların arasında yer aldı tarzında bir konuşma yapıyor. Kendi geçmişini, kendi geleceğini kur. Hepsi şu anda diye de söylüyor ve bu aslında bir Flashpoint göndermesi işte. Yani gelecek film ne kadar Flashpoint'e sadık kalacak bilmiyoruz ama orada da küçük bir dokunuş var. Çünkü Zack'in ilk planda o şekilde ilerleyecekti her şey. Ve Flash bu şekilde koşarak takıma kadar geliyor ki o sırada zaman geriye doğru olanken Superman'in de bedeninin tekrardan oluştuğunu görüyoruz. Artık patlamanın ne kadar güçlü olduğunu siz hesap edin. Superman'in bedenini bile parçalamış. Ve zamanı geriye alan Flash tam vaktinde gelip Cyborg'a gerekli enerjiyi veriyor ve Cyborg Motherbox'ların içine giriyor bu şekilde. Tabi Motherbox'lar çakal varlıklar. Hemen Cyborg'un zayıflıklarını biliyorlar. İşte zavallı parçalanmış evladım, aman yalnız çocuğum vesaire bilmem ne şu bu, hemen ne kadar
duygu sömürüsü yapabilecekleri nokta varsa oradan vurmaya başlıyorlar. Annesini, babasını, kendisinin sağlam halini gösteriyorlar ve bunları tekrardan geri kazanabileceğini söylüyorlar. Ki bu DCU'da sürekli olan bir şey düşündüğün zaman aslında bu bir nevi Hristiyan mitolojisinde şeytanın kışkırtması aslında Temptation of the Christ diye geçiyor yanlış bilmiyorsam ismi. Şeytan size çok böyle isteyebileceğiniz bir şeyi teklif eder ve onunla kandırmaya çalışır. Bu Man of Steel'da General Zod, Superman'e Krypton'u yeniden yaşatabiliriz. Vatanına tekrardan sahip olabilirsin tadında yaklaştığı an vardı. Wonder Woman'da Ares yine gelip de işte bu insanlıktan kurtulup burayı tekrardan tanrıların cenneti haline getirebiliriz de vardı. Burada da Mother Boxlar Cyborg'a benzer bir teklifle geliyorlar ve seni tekrardan bütün yapabiliriz. Tekrardan eski güzel mutlu günlerine geri dönebilirsin. Her şeye sahip olabilirsin. Modunda geliyorlar ama zaten bu konuda daha önceden uyarı almış olan Victor, ben ne parçalanmışım, ne eksiğim, ne de yalnızım deyip Mother Box'ları birbirinden ayırmaya başlıyor. Orada da Mother Box'ların görüntüleri birer cadıya dönüşüyor sanki. Bu da biraz Shakespeare'in Macbeth oyunundan göndermeyle biraz Yunan mitolojisindeki Gorgonların hikayesini andırıyor aslında. Orada da çünkü 3 cadı figürü var sürekli ve bu cadılar geleceği gösterme gücüne sahipler. Öyle bir vizyon gösterebiliyorlar. Mother Box'ların da aynı şeyi yapabildiğini düşünürsek aslında orada cadı görseline dönüşmeleri güzel bir eklenti. Ve içeriden zayıflattıktan sonra Victor 3 Mother Box'ı Superman'i çağırıyor ve birlikte artık Brute Force'la ayırıyor. Mother Box'lar artık tamamıyla işlevsiz olduktan sonra Steppenwolf'u tekrardan ayağa kalkmış olarak görüyoruz ve zırhı tamamıyla hasar görmüş. Orada Aquaman gelip kalleşçesinin arkasından mızrağını saplıyor, havaya kaldırıyor ve Superman yumruğunu çakıp Wonder Woman'a doğru yolluyor. Wonder Woman da zıplayıp kılıcıyla Steppenwolf'un kafasını kesiyor ve bizi Wonder Woman'daki filmindeki şu söze götürüyor. Yalnız bir tanrı tanrıyı öldürebilir. Wonder Woman bir tanrıça, Steppenwolf yeni tanrılardan biri ve bir tanrı tanrıyı öldürüyor. Orada da Steppenwolf'un kafası mum tüp aracılığıyla Apokolips'e geçiyor ve Darkseid'in ayağının altında tuzla buza dönüşüyor. Ve takım mum tüpten Darkseid'e ve Apokolips'e bakarken Apokolips'ten de Darkseid ve ekibi takımımıza, dünyanın savunucularına bakıyor. Ancak orada o karede sadece Superman'i, Batman'i, Flash'ı ve Cyborg'u görüyoruz. Bunlar da bir şekilde Nightmare Timeline'de sağ kalacaklar. Superman her ne kadar karanlık tarafı geçecek olsa da o karede onları görüyoruz sadece. Ve Boom tüp kapanıyor. Biz orada Darkseid'i Desaad'la konuşurken görüyoruz ki küçük bir ayrıntı var orada. Darkseid'in eğer zırhının sağ üst köşesine bakarsanız, yani ekranda solunuzda kalacak. Orada küçük bir kesik hala olduğunu görebilirsiniz. O da Ares'in baltasından kalan hasar ve onu değiştirmeye bile gerek duymamış. Belki de işte yenildiği tek gezegenle ilgili elindeki tek hatıra o. Onu korumak istemiş. Orada Desaad, Steppenwolf'un başarısız olacağını biliyordum diyor ve Darkseid evet bunu daha önce demiştim modunda yaklaşıyor. Ancak oradaki bence en önemli şey şu. Desaad'ın biraz suratında korku var. Çünkü artık anti yaşam denkleminin yeri bulundu. Darkseid ona gidecek. Önünde herhangi bir engel yok. Onu durdurabilecek çok az şey var. Ve eğer anti yaşam denklemini alırsa Desaad dahil olmak üzere tüm varlıklar onun bir nevi kölesi olacak ve Desaad belki de sahip olduğu imtiyazların birçoğunu kaybetmek istemiyor. Bu şekilde en azından bir yeri var ama o zaman hiçbir yeri kalmayacak. Herkes gibi olacak. Orada Desaad'ın suratında bunu görebiliyorsunuz ki Granny Goodness'la birbirlerine bakıp daha sonra Darkseid'in arkasından yürürken bir böyle endişeli bir halleri var. Bence bu da ileride bir noktada belki de Desaad'ın bir ihanet edebileceğine dair bana fikir verdi. Eder etmez bilmiyorum. Sadece bana öyle bir fikir verdi. Ve o noktada dediğim gibi Desaad o endişeyi yaşarken, daha doğrusu o endişeyi yaşamasının belki de sebeplerden biri olan Darkseid'in kararlılığı. O zaman benim ordumu hazırla. Eski yöntemleri kullanacağız diyor ki biz bunu artık şiar edindik ekip olarak. Bizim sloganımız. Ve Darkseid'in böylece dünyayı işgale gelmesinin önü açılmış oluyor. Justice League 2'nin önü açılmış oluyor film olarak. Ve Apokolips'ten dünyaya geri dönüyoruz. Takımımız muzaffer bir şekilde oradaki nükleer santralin tepesine duruyor. Adaletin şafağı olmuş. Artık Justice League bir araya gelmiş ve ilk zaferini kazanmışlar. Hep birlikte pozlarını veriyorlar. Ve böylece Justice League'in gayri resmi olarak kurulmasıyla 6. bölümün sonuna geliyoruz. Benim bu bölümde gördüğüm, yakaladığım şeyler bunlardan ibaret. Eğer sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın, çana basıp bildirimleri açın, kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.